Herkese merhaba. Avia'nın geçtiğimiz Aralık ayında tanıtmış olduğu ve yine 2014 bitmeden piyasaya sürdüğü Avia InTouch 4, Avia'nın kendi markasını taşıyan akıllı telefon serisi Avia InTouch'ın nerelere geldiğini gösteren somut bir gösterge niteliğini taşıyor. İlk Avia InTouch telefonu 2012 aralığında tanıtılmıştı ve geçen 2 yıllık süre içerisinde toplam 4 tane InTouch telefonun çıktığını gördük. Avia InTouch 4 ile birlikte Avia'nın elde ettiği deneyimin, tecrübenin ne gibi meyveler verdiğini de görme fırsatı elde ediyoruz. Elimde tutmuş olduğum Avia InTouch 4 gerçekten de önceki nesil modellere göre bir hayli gelişmiş özellikler taşıyor. Gerek tasarım olsun gerek teknik özellikler olsun Avia InTouch 4 diğer seleflerden oldukça farklı. Avia InTouch 4'ün tasarımı biraz daha çekici hale getirilmiş. Karşımızda biraz da premium nitelikte, premium görünümünde bir cihaz var. Fırçalanmış metal görünümlü plastik bir gövdeye sahip ve bu plastik gövde oldukça sağlam duruyor. Avia InTouch 4'ün karbon siyah, titanyum gri ve gold modelleri var. Bunlar da lüks havasını yansıtan nitelikte renk seçenekleri. Bunun dışında Avia InTouch 4'ün 5 inç ekranın etrafını çevreleyen çerçevede mümkün olduğu kadar dar tutulmuş. Çok dar değil ancak çok da geniş değil. Böylelikle Avia InTouch 4'ü tek elle bile rahatlıkla tutabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Parmağınızla ekranın çoğu noktasına rahatlıkla erişmeniz mümkün. Bunun dışında telefonun ses tuş güç butonu ve ses tuşları da kenara yerleştirilmiş ve bunlara da rahatlıkla erişmek mümkün oluyor. Avia InTouch 4'ün altına baktığımızda alt kenarında micro USB portu ve mikrofonu görüyoruz. Üstte de 3.5 mm kulaklık jack'ı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Arkada 13 megapiksel kamera var. 13 megapiksel kameranın üstünde LED flash var. Altta da bir Avia logosu. Hoş bir görünüm kazandırıyor. InTouch 4 logosu, hoparlör ızgarası yer alıyor. Telefonun arka kapağını rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Arka kapağını çıkarttığınızda karşınıza micro SD kart yuvası, sim kart yuvası çıkacaktır. Avia InTouch 4'ün bataryası arka kapağı sabit, arka kapağı çıkarılabilir olsa da sabit olacak şekilde tasarlanmış. Devam edelim. Avia InTouch 4'ün ekranın altında kalan bölümde kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Ana ekran, geri ve menü tuşları gördüğünüz gibi estetik bir görünüm kazandırıyor. Seçilen koyu kırmızı renkte oldukça çekici duruyor. Ekran üzerinde 5 megapiksel kamera var. ISO hoparlörünü görüyoruz ve sensörler mevcut. Bu şekilde bir dizilim söz konusu Avia InTouch 4'te. Avia InTouch 4'te yer alan 5 inç HD IPS ekran 720p çözünürlükte gayet yeterli bir görüntü alanı sunuyor kullanıcılara. Ekran parlaklığı da iyi seviyede, güneş ışığı altında da telefon ekranında neler olup bittiğini görebiliyorsunuz. Görüş açıları da fena sayılmaz. Bunun dışında Avia InTouch 4'te 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci mevcut. 1 GB RAM ve 8 GB dahil hafıza var. MicroSD kart yuvasıyla depolama alanını biraz da arttırmanız mümkün oluyor. Avia InTouch 4'te yer alan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde görmüş olduğunuz Avia Tema geliyor. Avia Tema kullanıcı arayüzü InTouch 4 ile birlikte biraz daha gelişmiş ve biraz daha sadeleştirilmiş. Telefonu yoran animasyonlar azaltılmış. Gördüğünüz gibi yine karusel görünümü mevcut. Bu karusel görünüm sayesinde ana ekranlar arasında gezinebilirsiniz veya hangi ana ekrana hangi içeriği koyacağınızı belirleyebilirsiniz. Bunun dışında yine Avia'nın uygulamaları mevcut. Avia InTouch 4'te Avia'nın çeşitli uygulamaları, telefondan elde edilen deneyimi arttıran, zenginleştiren uygulamalar da Avia InTouch 4'te yer alıyor. Bunları da gördüğünüz gibi ana ekrandan erişmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında bir tane Avia müzik bileşeni var. Bu da InTouch 4 ile birlikte özel olarak geliştirildi. Ve bir haber paneli var. Buradan gündemdeki son gelişmelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yandex ile ilgili bir takım uygulamalar, bileşenler mevcut. Zaten Avia Tema'da Yandex tema tabanlı bir ürün olarak, bir türev olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avia InTouch 4'te Snapdragon'un Battery Guru adı verilen aracı uygulaması bulunuyor. Avia InTouch 4'te pil optimizasyonunu iyi şekilde yapmak, pil performansını daha da arttırmak amacıyla eklenen bu yazılım sizin telefon kullanım alışkanlıklarınızı ilk 3 günlük süre boyunca gözlüyor ve buna göre de Avia InTouch 4'ün pil performansını optimize ediyor. Böylelikle Avia InTouch 4'ü tek şarjla daha uzun süre kullanmanız mümkün oluyor. Bunun dışında Avia InTouch 4'te hareket algılama özelliği de var. Hareket algılama özelliği yardımıyla da telefonun internet tarayıcısında veya galerisinde sadece parmağı hareket ettirerek, elleriniz hareket ettirerek gezinmeniz mümkün oluyor. Bu özellik internet tarayıcısında çok
iyi şekilde çalışmıyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Ancak galeri uygulamasını gösterecek olursak, galeri uygulamasında gayet düzgün şekilde çalışıyor. Sadece elinizi gördüğünüz gibi sallayarak resimler arasında gezinebilirsiniz. Bu da gayet hoş bir kullanım oluyor. Bu şekilde galeride gezinmeyi bir hayli sevdiğimizi söylememiz gerekiyor. Ave Intouch 4'ün arkasında 13 megapiksel kamera var. Önde de 5 megapiksel kamera var. Yani bu Ave Intouch 4'ün selfie çılgınlığını takip eden, selfie akımını takip eden bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi gayet basit, sade bir kamera arayüzü var ve kamera arayüzünde ekranın sağ kısmında fotoğraf çekim tuşu ve video çekim tuşları aynı ekranda yer alıyor. Ekranın sol tarafında da gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar, bileşenler mevcut. Bu şekilde de kamera ayarlarını kolaylıkla yapabilirsiniz. 1920x1080 piksel çözünürlüklü video kayıtları da Ave Intouch 4 tarafından sunuluyor. Bunun yanı sıra da 13 megapiksellik fotoğraflar çekmenin yanı sıra dijital iyileştirmenin yardımıyla 18 megapiksel eşdeğerde fotoğraflarda Ave Intouch 4 ile çekebilirsiniz. Çekilen fotoğrafla ilgili daha fazla detayı da teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Ave Intouch 4 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, Intouch 4 ile çekilmiş olan fotoğrafları ve videoları, aynı zamanda performansla ilgili notları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube üzerinden izliyorsanız açıklama bölümünde teknoblog incelemesinin bağlantısı da yer alıyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.